Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, süreniz 5 dakikadır. Buyurun. Başkan, değerli milletvekilleri, gümrük kanununda değişiklik yapılmasına dair kanunun birinci maddesi üzerine Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Saygıdeğer milletvekilleri, 20 madde olarak genel kurula sunulan gümrük kanununun geneline bakıldığında ne yazık ki ilgili sektörlerin görüşü alınmadan, özenmeden hazırlanmış ve bürokratlar tarafından alelacele gündeme getirilmiş olduğu görülmektedir. Yeni sistemde kanun tekliflerinin bakanlıklar eliyle değil doğrudan milletvekilleri tarafından hazırlanacağı ve görüşüleceği, vatandaşların ihtiyaçlarına daha net çözümler üretilecek denilmesine rağmen gümrük kanunda olduğu gibi yeni sistem denilen ancak ne olduğu belli olmayan bir işleyişin sağlıklı sonuçlar doğurmadığı, vatandaşın sorunlarına çözüm bulmadığı gibi çözümsüzlük yarattığı da görülmektedir. Kanun teklifi hazırlanırken ithalat ve ihracat yapan firmaların, ilgili derneklerin, konulara ilişkin bileşenlerin görüşü alınması gerekirdi. Sektör temsilcileri kanun teklifini muhalefetten öğrenmiş olduğunu bizlere aktardılar. Değerli milletvekilleri, Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre 2018 yılı toplam ihracatı 168.1 milyar dolar, ithalatı ise 223.1 milyar dolardır. Bu gümrük kanununda ne yazık ki ihracatın ithalatı karşılamasına yönelik herhangi bir çalışmanın yer almadığını görüyoruz. İkinci olarak cezalardaki indirimlerde de kaçakçılığa adeta davetiye çıkarma anlamı içeren cezaların az tutulması görülmektedir. Yine kanun teklifinde iyi niyetle art niyet arasında kesin çizgiler belirtilmemiş bir belirsizlik yaşanmaktadır. Birinci maddede yurt içi ve yurt dışı transitte güvenlik ve kaçakçılığın önlenmesine dair tedbirlerin yetersiz olduğu ve suistimallere açık olduğu alenidir değerli milletvekilleri. Birinci sınıf olan Mersin Limanı'nda örneğin yapılan oyuncak ithalatının neden Urfa'ya taşındığına ilişkin basında yer almış olmasına rağmen hala bu konuda bir netlik yoktur ne yazık ki. Değerli milletvekilleri, buradan ben gümrükle ilgili tabii söylenecek çok şey var. Değerli milletvekillerimiz aktardı ama ben Türkiye Adana üzerinden birkaç örnek vermek istiyorum. Türkiye'de toplam tarımda çiftçinin borcu 107 milyar Türk lirası kamu ve özel bankalara değerli milletvekilleri. Adana özeline baktığımızda bu borcun 4.4 milyar dolar 4 milyar olduğunu, Türk lirası olduğunu görüyoruz. Değerli milletvekilleri, bu kredilerin geri dönüşlerinde geçmiş dönemde %2 kayıp yaşanırken şu anda %6 oranında zorluk yaşamaktadır çiftçi kredilerin geri dönüşünde. Ve bilindiği gibi Adana'da geçen yıl meydana gelen yağışlar ve Poyraz nedeniyle Narenciye'de %70-80 oranında kayıp yaşanmıştır. Yine Pamuk'ta %30 oranında kayıp yaşanmıştır. Değerli milletvekilleri, biliyorsunuz çiftçilerimizin borcu ne yazık ki ödeyemedikleri için gelecek yılla ilgili de yeni kredilerin açılmasının Ziraat Bankası tarafından çiftçilerimize bu borçlarının ertelenmesi en az 2 yıl boyunca faiz oranlarının düşürülmesi ve gelecek yılda yine çiftçinin önünün açılarak kredilerin temin edilmesi lazım. Biliyorsunuz bir atasözünden bahsetmek istiyorum. Çiftçinin karnını yarmışlar, 40 tane gelecek yıl çıkmış. Yani gelecek yılı düşünmek zorunda çiftçiler, değerli kardeşlerim. Evet, yine kamu bankaları çiftçiden %10 gösterge faizi üzerinden çiftçiye sübvanse ederken ekonomik kriz nedeniyle bu %16'ya çıkarılmıştır. Ticari kredilerde bir iyileştirme yapılarak bu oran %13'e çekilmiş ama çiftçiye hala %16 üzerinden gösterge faizi uygulanmaktadır. Çiftçiler bu faizin de düşürülmesini beklemektedir. Değerli milletvekilleri, çiftçiye para bulamıyoruz ama 115 bin kamuda ne yazık ki araç yer almakta.
Yani makam araçları 115 bin. Peki Fransa'da ne kadar arkadaşlar? Yüz ölçümü bize benzeyen Fransa'da 2 bin sadece makam aracı var. İtalya'da 26 bin makam aracı var. Yani makam araçlarına para bulan bu hükümet ya da bu yönetim diyelim, hükümet yok çünkü artık, bu bakanlar çiftçiye, çiftçinin faizinin ertelenmesine de para bulan. Yine Adana'nın Aladağ ilçesinden bahsetmek istiyorum. Maden potansiyeli olan bir ilçemizdir. 1,5 milyar ton krom rezervi olan bir ilçemizdir. Ve burada ne yazık ki teşviklerden yeterince yararlanamadığı için, enerjide de son yapılan zamlardan sonra şu anda oradaki sektörde madenciler ne yazık ki maaşı ödeyemez duruma gelmişlerdir. Katma değeri yüksek olan bu ilçemizde hastanede uzman doktor bulunamamaktadır. Köy yolları bozuk olduğu için ve sizler köy yollarını kapatıp taşımalı eğitime geçtiğiniz için o köy yollarından gelen kızlarımız Aladağ'da yangında hayatını kaybetmiştir arkadaşlar. Değerli milletvekilleri, Aladağ ilçemizin mutlaka hem orman köylüsünün desteklenmesi hem de maden sektörünün desteklenmesi gerekiyor. Emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimize çift dikiş maaş alıyorsunuz türedi diyenler, üniversite mezunlarına iş bulmak zorunda değiliz diyenler, iş arayan kadına kocan çalışmıyor mu diyenler,